Merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün üst koridorda Urgot oynuyorum. Karşımda da Master var. Şu an bulunduğum eloda gümüş civarında. Yani Urgot'la Dışkıro'da nasıl oynamanız gerektiğini göstereceğim. O adamı tutuştur var. Üstüme atlasaydı ya, açıp yere atacaktım adamı. Ürünü patlatayım. Bunu almayacak galiba. Patlattık. Üstüme Q atamıyor. Şimdi hiç bilmeyenleriniz için Urgot'tan bahsedeceğim. İlk olarak pasifimizden. Bu bacaklarımızın olduğu taraftan vuruş yaparsak fazladan hasar vuruyoruz. Şu şekilde. Bunu rakibe vurmanız lazım. Bir daha vurayım. Vurduk. Üstümü Q atamıyor. E'yle geri atacağım. Attım onu. Büyük ihtimalle öldü. Etrafında geziniyoruz. Bu ne yapıyormuş böyle ya? Tutuşturu var adamın. Mecburen flash attım. W'sundan bayağı bir iyileştirme sağladı. Q yeteneğimiz ile ileri doğru bomba atıyoruz. Bu rakiplere değerse adamlar yavaşlıyorlar. W'ya bastığımız zaman sürekli taramaya başlıyoruz. W frediğiniz zaman da sürekli açık kalabiliyor. Atayım onu. Yine mi W'm var senin ya? Aldım bu sefer. Tamam, güzel oldu. W'ye bastığımız zaman da hareket hızımız yavaşlıyor. Bu yüzden mecburen hayat alıyoruz. Gel üstüme. Öldüm galiba ya. Çok mu zorladık? Tamam, son anda kestim. Güzel oldu bence. E'ye bastığımız zaman da ileri doğru atılıyoruz. Rakibi tutarsak arkaya atıp adamı 1,5 saniye stunlıyoruz. Ultimizle de ileri doğru bir atış yapıyoruz. Bu rakibe tutarsa az da olsa bir hasar alıyor ve 4 saniyeliğine yavaşlıyor. Eğer canı 125'in altına indiyse enden ultiye basıyoruz ve adamı kendimize doğru çekip imha ediyoruz. Karşı takım full AD ağırlıklı olduğu için bu maç vili alacağız. Atayım bunu. Bastım ultiyi. Şimdi etrafını dolaşıyorum. Tabi hasar almadı adam. W'ye basayım. Menziline giremedik. Ultiyi biraz erken attım. Ül altı bunu kesmek lazım. Yanlış yere attık. W'sunu kullandı. Tabi kül altı nasıl keseceğim şimdi? Altı nevi olacak. Şu bacaktan bir hasar atalım. Adam altı level oldu. Ben de şimdi 7 olacağım. Normalde iki tem olarak ninja tapisi alacaktım. Ama bu çivili zırhın alt tem olan dikenli yeleğin pasifi sayesinde adam bana vurduğu zaman kendi üzerinde ağır yara açılıyor. Bu ağır yara sayesinde de iyileştirme etkileri azalıyor. Yani bana daldıktan sonra W basarsa daha hızlı iyileşecek. Birazdan ultim gelecek. Hayret de gelecek. Öldürtmek lazım. Kravesi botta gördüm. Ejder tarafında. Şunu şöyle öldürteceğiz. Güzel, rune de patlattık. Bir atayım. Şu an W'sunu kullandı. Adama dalabilirim. Adamın can barının üstünde bir çizgi var görüyorsanız. Canı onun altına inerse ikinci kez ulti bastığımı kendime doğru çekeceğim. Çok fazla hasar aldık. Q'la dürteyim. İkinci olarak da E fulluyoruz. Yine W bastı. Dalsam adamı kesemeyeceğim büyük ihtimalle. Aldım kendime, direkt kestik. Tamam, güzel oldu. Ben ulti atarken adam direkt bizim yönlere Q alsaydı benim ultiyi engelleyecekti. Hani kaçacaktı ultimden. Şimdi TP'si olmadığı için direkt buraya puşlayacağız. Ultiyi çoğunlukla adama E'yle geri attıktan sonra kullanmaya çalışın. Tutturmanız daha kolay olur. Şimdi 9 level olduk. Artık W'muz sürekli açık kalabilecek şu şekilde. Buradan bir stack alıp çıkacağım. Arkana vampir hası aldım. Arkana almamdaki sebep adama saldırdığımız zaman bize hareket hızı gelecek. Yani adama yakalamamız kolay olacak. Arkana aldım ama karabaltaya gitmeyeceğiz. Zaten karşı takım kırılgan. Karşımdaki adam tank olsaydı karabaltı alacaktım. İlk item olarak ölümün dansına gideceğim. İkinci item olarak karabaltı alacağım. Karabaltı aldığınız zaman W'nize birlikte çok fazla hasar çıkarıyorsunuz. Zaten adamın zarı yok oluyor. Kreves benim tarafımda. Hayatım da var. Can çalma yok. Adam bitti. Böyle yaklaşacağım. W basacağım. Flash'ını aldık. Güzel oldu.
W'sunu da kullandı ama canı bayağı bir fazla. Böyle altı kesemem. Bir de gidip bunu kesebiliriz ultimiz sayesinde. Bir denemek lazım. Arkadan gideceğim. Devam etmeyecek galiba. Kayboldu. Boşuna gelmiş olabilirim şu an. Evet, boşuna geldik. Adam alt tarafa doğru gitmiş. Şu an Master'ın beni birebir de kesmesi çok zor. Mahvolmuş da Guns alması lazım. Zaten Master'ın hasarı o zaman çıkmaya başlıyor. Mid'de bunlar iki kişi olmuşlar. Master'ı kesmem lazım. 10 levelim, adam 8 level. Birazdan Tırpan'ın pasifi de bitecek. 10 milyon sonra. Lisin 3'e 1 olmuş. Bizim bot bayağı kasmış, daha yeni fark ettim. Böyle bacaklardan vurduğunuz zaman bayağı bir hasar atabiliyorsunuz. Yaklaşamıyor, runu patlatacağım diye. Aldım direkt. W basamadı. Dediğim gibi E attıktan sonra ulti atmaya çalışın. Adam tepki veremiyor. Nikola'yı da alacağım. Bizimkiler de ejderi alsınlar. Karşıdaki Kraves bana gelirse bedava ejderi verecek. Şu an ne yapıyorlar? Bizim adam ejderi almaya çalışıyor. Bizim botta galiba. Tamam, güzel kestiler. Ben de bayağı öne geçtim. 4-1 oldum. Şimdi ön aralık base'e gideceğim. Ölümün dansı bitecek. Şu an ölümün dansını bitirdim. Bir de yanında dokuma zırhı aldım. 177 zırhım oldu. Çok fazla bu dakikada. Şimdi de gideceğim. Şu kuleyi almamız lazım. Karşı takımın hepsi AD şampiyon olarak hata yaptılar. Karma AP kasıyormuş. Ne yapıyor bu böyle? Boşu boşuna öldü. Şu hasara bakar mısınız? Ne kadar fazla vuruyorum. Şimdi bu korkacak. Çıkmak lazım. Geliyor musun? Bunu da aldım. Bunu alamayacağız galiba. Bak, bunu da alırız. Tamam, Lee'sini aldı. Çok iyi. Ulti atıp bir adamı kestiğiniz zaman etrafında başka adamlar varsa dehşete kapılıp kaçmaya başlıyorlar. Master zaten gördüğünüz orada. Şu an ben kar topuna baldım. Bu dakikadan sonra beni tutamayacaklar. Hemen midi de alacağım. Sonra topa çıkacağım. Oruk paket almış, geliyor. Şimdi onları da alalım. 150 gold sonra karabaltı bitecek. Şuradaki golemleri alabilirim. Kraves 8 level ve 12 levelim. Adama da aldığım gibi direkt yok edeceğim. Master botaymış. Hemen topu açalım. Zaten şu an benim karşıma duramayacaklar büyük ihtimalle. Master'ın beni kesebilmesi için oyun salması lazım. Şimdi kuleyi açacağım. Lee'sin keser, onun ultisi var. Tamam, 5-1 oldu. Şu an tek bizim midimiz biraz geride. Aslında geride değil, level olarak aynılar. Orki geldi. Şu an adam adalarsa mek olacak. Üçlü kuvvet de bitirmemiş. Korkin de hasarı üçlü kuvvet bitirdiği zaman oluyor. Şimdi ben aralıp çıkayım. Adamların hepsi bana geliyor. Alttan birisi mi geliyor? Yok, gelmiyor. Aldım bunu. Her neyse, öldük ama adamı aldık. Ultili adamı kendinize doğru çekerken kuleyi öldürseniz ya da başka birisi sizi öldürürse adamı ima edemiyorsunuz, kesemiyorsunuz yani. Şimdi karabaltayı bitirdim. Şu an çok fazla güçlendik. Üçüncü tam olarak da donmuş balyoz alacağım. Araya girdiğim zaman adamları yavaşlatacağız ve bizden kaçamayacaklar. Şimdi topu açtım. Mid'deki ikinci kuleyi almamız lazım. Sonra da botu açarız. Bizimkiler ölecekler büyük ihtimalle. Master ulti bastı. Kesti onu. Tuşturdu, attı. 57 böyle olacağım. Soraka'ya yetişemeyeceğim galiba. Yetiştik. Bastım ultiyi. Kendime çektim. Öldürdük bunu da. Şimdi ejder çıkacak. 5 saniye var. Ben botu açayım. Bizimkiler de ejderi alsınlar. Korki topu oluyor. Bizimki ejderi aldı. Şu an ikinci kuyu da açabiliriz. Yani Nibdor kulesini. Bakayım. Kraves'in canı az. Kestiler onu. Bizimkiler devam etmiyorlar. Tabi açamayacağız şimdi. Hem de geri çıkmam lazım. Midi açalım. Uçlasın bizim adam. Ben de şimdi onları alayım. Master geliyor.
Bizimkinde rahmet de varmış, daha yeni gördüm. Alameti salması lazım. Salmayacak galiba. Kısmadan bu ult yok. Güzel attı bana. Bunu aldık. Yavaşlattım adamları. Kılıçım var aslında. Araya girebilirim. Benim ultisini de kullandı. Girsem mi acaba? Ult ile bir kişi alırsam yerlerini de keseriz. Bastım hayaleti. Bunu kestik. Bunu da aldık. Bunu da aldım. Bu da öldü. Direkt maç listini aldı. Her neyse. Şimdi alamet buna da vuracak. Bitecek. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadım. Adamlar sur verdiler. Adamlar sur verdikleri için 17k vurmuşuk. Urgot'u benim gösterdiğim tarzda oynayarak düşük evden çok rahat bir şekilde çıkabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarz videoya kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.